Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim örgü modelim kahve kırığı modeli. Ben şöyle öncelikle biraz başladım. Size yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde önce ilk ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane burada ters ilmeğimiz var. Onu örüyoruz. Şu anda modelimizi açacağız. Açmalı kapamalı bakın. Fark ederseniz arkadaşlar. Şu alt kısımdan açılıyor. Burada kapatacağız şimdi modelimizi. Şu şekilde arkadaki ilmeğimizi, ön ilmeğimizi çıkarıyor. Arkaya takıyoruz. Önce ikinci ilmeğimizi, sonra yer değiştirdiğimiz ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Tekrar bu ilmeğimizi de modelimizi kapattığımız için şu anda arkadaki ilmeğimizi öne takıp tekrardan ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane ortada tersimiz var. Ters ilmeğimizi örelim. Tekrardan bakın arkadaşlar. Arkadaki ilmeğimizi önce alıyoruz. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Ağır ağır yapıyorum. Arkadaki ilmeğimizi önce örüyoruz. Sonra diğer ilmeğimizi tekrar çıkartıyoruz tığımızı. Öndeki ilmeğimizi arkaya, arkadaki ilmeğimizi öne takaraktan örüyoruz. Yine tekrar ortadaki ters ilmeğimiz. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi değiştiriyoruz. Ben aslında arkadaşlar modeli çok yaptığım için hiç değiştirmeden bu şekilde örüyorum. Yeni öğrenenler için biraz zor olabilir. Bu şekilde ben şişimden hiç çıkartmadan örerekten devam ediyorum arkadaşlar. Sizin iyi anlamanız için o nedenle size çıkartaraktan gösteriyorum. Eliniz alıştığı zaman zevkle örerekten devam edersiniz. Tekrardan ben çıkartıyorum şişimi. Arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Bu şekilde örerekten devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, önce arkadaki ilmeğimi, sonra öndeki ilmeğimi, ters ilmeğimi, tekrardan. Bakın, şu şekilde ben ilmeğimi takıyorum. Sonra diğer ilmeğimi tekrar yine ilk öndeki ilmeğimi değil arkadaki ilmeğimi arkadan alaraktan. Çünkü modelimizi kapattığımız için arkadan örüyoruz. Açarken önden. Şu anda tekrar ördüğümüzde anlarsınız arkadaşlar. Tekrar arkadaki ilmeğimiz, diğer öndeki ilmeğimiz, yine şişlerimizi değiştiriyoruz. İlmeklerimizi pardon değiştiriyoruz. Tek ilmeğimiz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Önü önden, arkayı arkadan şekilde örerekten devam edelim. Bir tane ters ilmeğimiz olduğu için arkada onu düz olaraktan örüyoruz. Tekrardan bu şekilde örerekten devam edelim arkadaşlar. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ön önden arkaya arkadan düz devam ederekten örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzünü bitirdik arkadaşlar. Ön yüzüne tekrardan ters ilmeğimi alıyorum. Şu anda ilmeğimizi açacağım, modelimizi açacağımız için arkadaşlar öndeki ilmeğimizi arkaya, arkadaki ilmeğimizi öne alıyoruz. Bak, az önceki ilmeğimizi şu şekilde almıştık arkadaşlar. Bu şekilde almıştık arkadan. Kapattığımız için şu anda tersini uyguluyoruz. Önden alıyoruz. Modelimizi açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yine diğer ilmeğimizi de
Bunu önce örüyorum. Sonra bu ilmeğimi örüyorum. Modelimizi açıyoruz şu anda arkadaşlar. Şimdi diğer ters ilmeğimizi yine şu şekilde göstereyim ben. İyi anlamanız için. Bakın. Önden alıyoruz arkadaşlar. Kapatırken arkadan, açarken modelimizi önden. Bu şekilde. Şimdi tekrardan göstereyim. Bakın arkadaşlar. Modelimizi açtığımız için katını ayırdım ipimizin. Evet. Bakın. Şu anda modelimiz açılıyor. Bu kahve kırığı modeli 3-4 çeşit işleniyor arkadaşlar. Yalancı kahve kırığı diyorlar. Dolu kahve kırığı diyorlar. İçi boş kahve kırığı. Arkadaşlar arasında ben öyle diye duydum. Ben bunu biliyordum. Farklı farklı işlemeleri de var arkadaşlar. Bu kahve kırığı 3-4 çeşit oluyor. Tersimizi işliyoruz. Tekrardan modelimizi açıyoruz. Bu şekilde. Yine öndeki modelimiz ilmeğimizi önden alaraktan arkadan alaraktan arkadaşlar modelimizi bu şekilde. Yine öndekini arkaya, arkadakini öne alıyoruz. Önden, arkadan alırsak arkadaşlar bu şekilde kapatıyoruz modeli. Bu şekilde. Arkayı, arkadakini öne alıyoruz. Öndeki ilmeğimizi arkaya. Ağır ağır örüyorum arkadaşlar. Bakın ters ilmeğimi ördüm. Tekrardan çıkartıyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya takıyorum. Bu ilmeğimi önde bırakıyorum arkadaşlar bakın. Tekrardan arkadaki ilmeğimi örüyorum. Önce ilmeğimi tekrar sonra örüyorum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz kapanıp açılıyor. Bu şekilde kapalı açık şeklinde gidiyor modelimiz. Ekranda parlıyor olabilir. Tekrardan arkadan düz bir şekilde örüyoruz. Ve yine ön yüzüne geldik. Modelimizi uygulayalım. Şu anda modelimizi kapattığımız için arkadakini önce işliyoruz. Sonra öndeki ilmeğimizi önden tekrardan ilmeğimizi çıkartıp bakın arkadaşlar. Şu anda kapatıyoruz ilmeğimizi. Modelimizi. Bakın. Tekrar arkadaki ilmeğimizi işliyoruz. Ters ilmeğimiz şu şekilde çıkartayım. Sizin iyice anlamanız için ben şişimden çıkartmadan örüyorum. Elim alıştığı için. Tekrardan arkadaşlar bakın. Öndekini alıyorum. Bakın. Ters ilmeğimi tekrardan
çıkartıyorum, önden alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız bakın yanılıp modelimiz kapanmaz, açılır. Bu şekilde önden alırsanız modelimiz kapanıyor. Bir önden bir arkadan şeklinde kapat açma şekli şekilde. Tekrar bu ilmeğimi alıyorum. Terse ilmeğimi örüyorum. Yine tekrar ilmeklerimi değiştiriyorum, çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, arkadaki ilmeğimi öne, öndeki ilmeğimi arkada. Tekrardan ters ilmeğimi örüyorum. Yine ve son ilmeklerimi. Bakın arkadaşlar, ekrandan kameradan dolayı parlıyor olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.